Değerli izleyenler, Anadolu RTV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ana haber bültenimiz başlıyor. Peri bacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinin gözde otelleri arasında bulunan Kaya Kapı Spa, dünyanın en sıra dışı otel ünvanını aldı. Her yıl aldığı ödüller ile adından söz ettiren Kapadokya'nın en gözde otelleri arasındaki Kaya Kapı, 2022 yılına da damga vurmayı başardı. 7 Mayıs 2013 tarihinde hizmete açılan ve bu süre zarfında büyüyerek devam eden Kaya Kapı'nın yönetim kurulu başkanı Yakup Dinler ve turizmci Mehmet Dinler düzenlediği ortak basın açıklamasında yaşadıkları gururu Nevşehir halkıyla paylaştı. 2022 ödüllerine göre Kaya Kapı'nın toplamda 5 ödüle layık görüldüğünü ifade eden Yakup Dinler şu açıklamalarda bulundu. Dünyanın en iyi 6. oteli seçildik arkadaşlar. Kaya Kapı Premium Case dünyanın en iyi 6. oteli seçildi. Avrupa'nın en iyi 4. oteli seçildi. Eskiden bahsettiğim üzere Türkiye kategorileri de vardı. Onu artık TripAdvisor kaldırdı. Son 3 yıldır yok galiba, değil mi? 2 veya 3 yıldır yok. Eminim Türkiye kategorisi olsaydı orada da 1 numara olacaktık ama Türkiye kategorisi maalesef yok. Dünyanın en lüks 3. oteli seçildi. Ve bu kategoride yer alan tek Türk oteliyiz. Yani Kapadokya Ürgüp İlgesi'nin Türk oteliyiz. Yani Türk turizmine hizmet vermekten ne kadar gurur duyduğumuzu burada anlayın. Yani söylerken de anlatırken de sesim titriyor bu konuda. 4. otel ödülümüz ise Avrupa'nın yine en lüks 3. oteli. Avrupa'da düştü çünkü ilk 3 otel Avrupa'dan seçildi. Aslında en önemli ödülümüz ise 5. ödülümüz. Bunu paylaşmakla size gurur duyuyorum. Dünyanın en sıra dışı oteli seçildik. Yani mutluyuz, gururluyuz. Bu bir ekip işi. Bir geçiyor. Bir şekilde Kapadokya'nın adı geçiyor. İkincisi Ürgüp diyor. Yani oda sayımız, oda sayımız kısıtlı zaten. 40 küsur odamız var burada. Sonuçta insanlar merak ediyor ama burası neresiymiş diye. Ben de kalmayacaksa gider komşumda kalır. Ben de orada yer yoksa öbür komşumda kalır. Biz eminim ki Kapadokya Turizmi adına güzel bir işe imza attık burada. Tabii ki tüm ekibimle beraber. Açıklamak istediğim tabii ki ödüller bunlardı. Bahse konu. Tabii gurur duyduk. Biz hepimiz olarak, işletme olarak. Dediğim gibi 2022 yılında da Kapadokya'yı uluslararası arenada tanıtan TripAdvisor'ın 5 uluslararası ödül kazanan Kaya Kapı Premium Caves olarak biz de destek veren size, çalışanlarımıza, partnerlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan turizmci Mehmet Dinler ise şunları söyledi. Dinler Grup olarak turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, 35 yıldır faaliyet gösteren Ürgüplü bir aile işletmesiyiz. Bu işletmenin 3. kuşak temsilcileriyiz. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Her zaman olduğu gibi işimizle anılmak istiyoruz. Bizim günlük polemiklerle veya siyasi çekişmelerle işimiz yok. Bunlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Neyi nasıl üretebiliriz, nasıl daha hizmet verebiliriz bunun peşindeyiz. Kaya Kapı kurulduğu günden beri ödüllere alışkın bir işletme. Bu konuda Aslan Payı Yakup Bey'in aldığı ödüllerimizle beraber uluslararası ve ulusal basında işletmemizden, Ürgüp'ten, bölgemizden bahsettiriyoruz. Balon turizmine gelecek olursak, balon turizmi artık Kapadokya'nın değil, Türkiye'nin en önemli marka değerlerinden bir tanesi. Biz de bu marka değerlerinde faaliyet gösteren veya balon turizmi olarak 2010 yılından beri faaliyet gösteren bir işletmeyiz. Biz de hizmet odaklı bir ürün sunmaya çalışıyoruz. Bu da takdir ediliyor ki, ünlülerimiz, kıymetli konuklarımız tercih ediyor bizi. Tabii ki Yakup Bey'in dediği gibi artık influencer marketing dediğimiz bir pazarlama çeşidi daha oluşuyor. Yakın ürünün paylaşması veya bir takipçisi fazla olan paylaşması çok daha geniş kitlere yer ediyor. Artık balon turizmi Kapadokya'nın güçlü kası. Bunu müşteri memnuniyetiyle, uçuş memnuniyetiyle nasıl ilerletebilir? Bunun peşindeyiz. Biliyorsunuz zaten artık uluslararası bir firma olduk. Ruanda'nın ilk %100 Türk sermayeli balon şirketiyiz. Dilerimiz 2 yıl içinde belki 3 ülke daha ilave edeceğiz. 2 yıl içinde belki 3 kıta da uçmaya başlayacağız. Bunun da çalışmalarını sürdürüyoruz. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir ve ilçeleri için yeni tahminler yayınlandı. Yeni tahminlere göre ise il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojiden yapılan son tahminlerde sıcaklıkların her geçen gün artışını sürdüreceği belirtildi. Ancak uzmanlar çarşamba ve pazar günü il genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtip vatandaşları bu konuda uyardı.
Yağışlı günlerin ardından ise il genelindeki sıcaklıklarda artışın yaşanmaya devam edeceği belirtildi. Nevşehir 2000 Evler Mahallesi Kaptan Halı Saha karşısında iki çift arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada ise bayan şahıs yaralandı. Edinilen bilgilere göre Nevşehir 2000 Evler Mahallesi Kaptan Halı Saha karşısında saat 12.30 sıralarında iki sevgili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışma olarak başlayan kavgada bayan şahıs yaralandı. Tartışma sırasında sevgilisini darp eden kişi ise kısa süre içerisinde olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte darp edilen şahıs şikayette bulundu. Polis ekiplerinin darp eden şahısla ilgili araştırması sürerken bayan şahıs ise emniyet merkezine götürüldü. Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla son dönemin en başarılı isimlerinden olan Ekin Uzunlar, 21 Mayıs Cumartesi akşamı TÜİK Meydanı'nda Nevşehirlilerle buluşacak. Karadeniz Müziği'nin yeni yıldızı Ekin Uzunlar, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan açık hava konserinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü akşam saat 8'de başlayacak olan konser TÜİK Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Konseri dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. Son günlerde kulaktan kulağa dolaşan Kayakapı Otel hakkındaki söylemlere cevap geldi. 2013 yılında hizmete açılan ve bu süre zarfında büyüyerek ilerlemeye devam eden Kayakapı Otel'in yönetim kurulu başkanı Yakup Dinler ve turizmci Mehmet Dinler düzenledikleri ortak basın açıklamasında Kayakapı mühürlendi dedikodularına şu sözlerle cevap verdi. Arkadaşlar, Kayakapı hakkında herhangi bir sebep bildirilmeksizin bize özel olarak başlatılan ve yaklaşık 1,5 aydan fazladır süren düzenli ve sistematik bir neredeyse her gün yapılan Ürgüp Belediye ekipleri tarafından sürdürülen denetlemedir. Bilinmelidir ki işletmemizin Ürgüp Belediye Başkanı tarafından hazırlanan sözleşme hükümleri çerçevesi dışında ki bu saat turizm faaliyeti herhangi bir eylem bulunmamaktadır. Kayakapı'da mühürleme yapıldığına dair haberi konu olan tek parsel proje dışındadır. Kayakapı projesine dahil bir yer değildir, hazineye ait bir kaya depodur. Öteden beri var olan ve tarafımızda ofis şeklinde, büro şeklinde kullanılan bu mekan, izinsiz kullandığımızdan bahisle sadece bu kaya mekanı Ürgüp Belediyesi tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi bu mekan tamamen Kayakapı projesi dışındadır. Bunu özellikle vurguluyorum. Kayakapı projesi mühürlendi. Kayakapı projesinin şöyle oldu böyle. Buradayız. Mühürlenen bir yer gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi onu sizin takdirinize bırakıyorum. Yani o fotoğrafların kim nasıl servis etti, nasıl edildi, işte burayı mühürledik. Onları ben servis etmedim sonuçta. Kim servis ettiyse size onları, onları kendilerine soracaksınız. Tekrar ediyorum. Kayakapı'nın projesinin dışında ve hazineye ait bir yerdir. Yoksa söz konusu mekanla ilgili bizim zaten yasalara aykırı bir çalışmamız söz konusu değil. Ayrıca bu yerin yasal olarak kullanım hakkının verilmesi için de geçmişte başvurmuştuk. Şimdi tekrar başvurduk ve en kısa sürede de sorunun çözüleceğine inanıyorum. Herhangi bir sebep bildirmediler. Yani ben bunu bilgi edinme kanunuyla da sordum dediği. Niye bana? Yani niye kayalık? Hani başka yere yapıldı mı? Başka yere yapılacak mı? Sonuçta Ürgüp'teki tek otel ben değilim. Ama evet, geldiler, ölçüyorlar, ölçecekler hala anladığım kadarıyla. Mutlaka bunun sonucunda bir sonuç olacaktır ama hepimiz bekleyip göreceğiz. Artaş temalı Gürcistan halk dansları gösterisi Avanos'ta gerçekleşti. Geçtiğimiz akşam Avanos Amfiteyatro alanında Avanos halkıyla buluşan Artaş temalı Gürcistan halk dansları gösterisi vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Gürcistan'dan gelen halk dansları ekibi birbirinden güzel ve çeşitli dans gösterileriyle izleyenleri büyülemeyi başardı.
Avanos Amfiteyatro alanında gerçekleştirilen bu etkinliğe ise Avanos Belediye Başkanı Celal Alperi başta olmak üzere birçok vatandaş katılım gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 557. sokak, Nevşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt ile kaplanacak. 2021 yılında 154 bin metrekare, yaklaşık 14 kilometre sıcak asfalt terimi gerçekleştirerek bir rekor imza atan Nevşehir Belediyesi, bu yılda birçok mahallede yapacağı sıcak asfalt çalışması ile şehir içi ulaşım konforunu arttırmayı sürdürecek. 2022 yılı içerisinde kentin farklı mahallelerinde 160 bin metrekare sıcak asfalt uygulaması yapmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi şu anda 15 Temmuz 2000 evler, 350 evler, 20 Temmuz ve Cevher Dudaya mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ve sanayi çevre yolundaki Opet Petrol İstasyonu'ndan İstiklal Ortaokulu'na takip ederek TOKİ konutlarına bağlanan 557. sokağa sıcak asfalt programını aldı. Önümüzdeki haftalarda ilk olarak sokağın içme suyu altyapısını yenileyerek yağmur suyu hatları döşeyecek olan belediye ekipleri ardından şu anda parke taşla kaplı olan yola sıcak asfalt serimi yapacak. Çalışmalar sırasında ayrıca yaya kaldırımları da yine belediye ekiplerince yenilenecek. Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesi Afrika'da açtığı su kuyusu ve vakıf çeşmesi ile bölge halkına umut oldu. Türkiye Diyanet Vakfı, Bir Damla Hayat Projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Afrika Senegal'de bölge halkının uzun yıllar boyunca istifade edebileceği su kuyusu ve vakıf çeşmesi dualarla açıldı. İl müftüsü Celalettin Altunkaya, Senegal'in kasaba köyünde su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışıyla toplam 3 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle kurak coğrafyalara bir damla hayat olduk. Kardeşlerimizin en önemli yaşam kaynağı olan suya kavuşmalarına vesile olduk. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyor ve mutluluk duyuyoruz diyerek duygularını ifade etti. İl müftüsü Celalettin Altunkaya, Senegal'de açılan su kuyusu ve vakıf çeşmesine desteklerinden dolayı hayırsever Nevşehir halkına, özellikle merhum Halis ve Besime Koyuncu ailesine, çalışmalarından dolayı Kur'an kursu öğreticilerine ve din görevlilerine teşekkür etti. Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük, il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 8 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi Çökek köyü halkından Bekir kızı Hayriye Barış 86 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Çökek köyünde toprağa verildi. Ürgüp mahallesi halkından hamlecilerin Mehmet İnci'nin oğlu Eyüp İnci vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğlen namazından sonra Kayseri'den kaldırıldı. Mazıköy halkından Yusuf Acar kızı Kamile Demir vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına müteakip Uçhisar'da toprağa verildi. Ürgüp Aksolur mahallesi halkından İstanbul Beylikdüzü'nde ikamet eden Selahattin Doğan'ın kızı Mehmet Taşer'in eşi Emine Taşer Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi İstanbul'da öğlen namazına müteakip defnedilmiştir. Gümüşkent köyü halkından Arif Özey vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına müteakip Gümüşkent'ten kaldırıldı. Karasenir köyü sakinlerinden Bayram Alemdar vefat etmiştir. Ozancık köyü halkından Recep Kocaözoğlu, Ahmet Kocaöz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Gülşehir Yeşilyurt köyünden Hikmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi Gülşehir Yeşilyurt köyünde toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumalere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şimdi karşınızdan tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Mayıs Perşembe İç Anadolu bölge illerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 17. Kayseri en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 18. Kırşehir en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 19. Niğde en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 20. Aksaray, en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 21. Yozgat,
En düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 16. Konya, en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 21. Sivas, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 17. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 11 Mayıs Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Öncül Eczanesi, Naraşan Mahallesi, Merkez Aydın Eczanesi, Cevher Dudaya Mahallesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avunus Meydan Eczanesi, Derinkuyu Yeni Eczanesi. Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Atan Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 11 Mayıs Çarşamba, döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 927 lira, gram altın satış 930 lira, çeyrek altın alış 1507 lira, çeyrek altın satış 1516 lira. Euro alış 16.19, euro satış 16.22, dolar alış 15.36, dolar satış 15.39. Değerli izleyenler, Anadolu RTV ana haber bültenini izlediniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.